Son günlerde herkesin merak ettiği efsanelerin başında kuşkusuz şahmaran geliyor. Peki aşağısı yılan, üstü ise insan şeklindeki bu doğaüstü yaratığın hikayesi nereden geliyor? Bir dakikada anlatalım. Şahmaran binlerce yıl önce tüm yılanların barış içinde yaşamasını sağlıyordu. Fakir bir ailenin oğlu olan Cemşap bir gün arkadaşlarıyla bal aramak için ormana gider. Cemşap ve arkadaşları bir mağara keşfeder. Fakat arkadaşları onu orada bırakır. Mağaradan çıkmaya çalışan Cemşap burada Şahmaran'ın büyülü bahçesini görür. Cemşap Şahmaran'ın güvenini kazanır ve yıllarca onun misafiri olarak yaşar. Uzun yıllar mağarada kalan Cemşap ailesini çok özlediği için ayrılmak ister. Şahmaran ona izin verir. Ancak yerini kimseye söylememesini tembihler. Fakat bir gün ülkenin kralı hastalanır. İyileşmesi içinse tek çare Şahmaran'ın etini yemesidir. Bu durumdaysa Cemşap Şahmaran'ın yerini söylemek zorunda kalır. Şahmaran'ın mağarasına gidilir ve ona işkence edilir. Rivayete göre Şahmaran'ın başını yiyen kral iyileşir. Gövdesini yiyen vezir ölür. Kuyruğunu yiyen Cemşapsa lokman hekim olur.